Beni neden buraya getirdin? Sürprizin neydi? Biraz sabır canım. Herhalde burayı unutmuş olamazsın. Unutur muyum tabii? Nikahımızın kıyıldığı salon değil mi burası? Evet. Bugün evlilik yıl dönümümüz değil belki de ama sana bir sürpriz yapmak istedim. Ufak bir hediye aldım. Umarım beğenirsin. Ay canım benim. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. O senin tatlılığın canım. Unutma. Haydar yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Beni şımartıyorsun. Hak ediyorsun canım. Bu senin bankada görüştüğün herif değil mi? Evet. Ben çağırdım. Anlatacağım mühim şeyler varmış. Allah Allah. Ne anlatacakmış? Kimin nesi ki bu? Bizim mahalleden Sezgin. Ama Mahmut diyorum ben ona. Cinayet asayiş büroda hademelik yapıyor. İçeriden bana bilgi getiriyor. Bu kadarını bilmem yeterli sanırım. Peki, sen nasıl istersen canım. İyi bakalım. Sen şimdi beni otur burada bekle. Ben bir görüşüp geliyorum. Abi, yengeyi de getirmişsin. Evet, kadına bir sürpriz yapalım dedik. O arada sen aradın. Maşallah, bu aralar da bayağı aktifsin. Abi, haber geldikçe ben seni haberdar ediyorum. Ama istersen böyle ayaküstü konuşmayalım. Biraz daha sessiz bir yere geçelim. Hadi yaşalım, geçelim. Oğlum nereye geçirdin bizi ya? Kadını da orada yalnız bıraktın. Anlat bakalım neymiş şu mühim mesele? Güneş'i öldürmüş olduğun tefeci çakırın bir oğlu varmış. Ne olmuş? Herifçi oğlu hapisten çıkmış. Neden içerideymiş ki? Duyduğuma göre cinayetten. Küçükken babasının işlediği bir cinayeti üzerine almış. Hayırlı evlatmış desene. Bu hayırlı evlat şimdi babasının neden öldürüldüğünü araştırıyor. Bir şey çıkarabilir mi sence? Muhakkak işin ucu sana çıkacak. İçeriden aldığım duyumlar bu yönde. Oğlum bir günde hayırlı bir haber ver. İstihbarat sağlam diyorsun yani. Evet, hem de fazlasıyla. Var mı peki resmi filan sende bunun? Olmaz mı? Bizde her şey tam teşhisat. Eyvallah. Ver de bakalım kim dost, kim düşman. Bir de abi senin karşına çıkarsa tanımıyormuşsun gibi yap. Salak yap yani diyorsun. Aynen. Bilmesin senin içeriden bilgi aldığını. Anladım demek istediğini. Anlayışına hastayım abi. Tamam ulan anladık. İşin gücün para. Bugün biraz yengeni çıkarttığım için yolsuzum. Şununla idare et. Eyvallah abim. Unutmadan söyleyeyim. Bu çakırın oğlu tuhaf adamlarla çalışıyor. Nasıl tuhaf adamlarla? Görsen adamları acır yardım edersin. Ama unutma ummadık taş baş yarar. Allah Allah. Zaten bizi akıllısı bulmaz ki. Neyse ben kaçıyorum. Yengeni çok beklettim. Görüşürüz tekrar. Bu para ne kadar acayip bir şey. Çikolata gibi. Mutluluk hormonları mı arttırıyor? Nasıl? Kolyem yakışmış mı? Çok güzel duruyor. Böyle dışarıda şey gibi kaldık ama kusura bakma. Üzerimde olan parayı arkadaşa vermek zorunda kaldım. Olur mu öyle şey? Bak ne güzel sandviç yiyoruz. Bayağıdır da özlemiştim. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Ne oldu kardeşim? Karadeniz'de gemileri mi battı? Batsa daha iyi abla. Ne oldu Poyraz? Anlatsana adam akıllı. Okul için spor ayakkabı almam lazım. Alalım kardeşim. Hem ne kadarmış ki? Benim de ihtiyacım var. Gerçekten mi abla? Herhalde canım. Benimki senin kadar mühim olmasa da alırız yani. Ne kadar ki? 1000 lirayla 1500 arası. Yuh be! Kusura bakma ama çokmuş cidden. Evet abla. Benim canım zaten sıkan da bu. Şu an deneme aşamasında olduğum için o kadar çok kazanamıyorum. Biliyorum abla, sıkma canım. Ama annemle konuşursan halleder diye düşünüyorum. Olmadı akşam konuşurum onunla. Gurbet elde bir hal geldi başa. Kim var orada? Ben Reşat. Niye geciktin abi? İçeri gireyim anlatacağım. Tamam abi bekliyorum, gel içeri. Gel abi, bizim yukarı ofis daha güvenli. Kimse görmedi seni değil mi Reşat abi? Yok. Tamam gel. İyi abi, durumlar ne? Durumlar karışık. Buraya gelene kadar 6 tane adres değiştirdim. İyi yapmışsın. Hakan hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Öğrendim. Tahir'in adamları esir etmiş bizimkini. Bu Tahir de nereden çıktı ya? Aklınca mahalleye çekecek.
Ben ona bir çökersem ama onun yaptığına adilik derler. Bu işlerde namuslu hareketler bekleyemezsin zaten. Ne yapacağız peki? Adamın böyle tepemize çökmesini mi bekleyeceğiz burada? Olur mu öyle bir şey? Sen bizim başımızsın. Biraz gizlen. Korkma abi sen. Bu başı koparmaya kimsenin gücü yetmez. Birebir de belki ama biliyorsun bu adileri. Peki abi senin dediğin gibi olsun. Sana bir şeyler getirmiştim. Yarın uğrarım gene ben. Seni bayağı tempolu günler bekliyor. Sen rahat ol abi. Biz bu yollara boşuna çıkmadık. Senin canın neden sıktı? Dün gece rüyamda yine bir karabasan gördüm. Allah Allah. Olmadı seni bir hocaya götürelim. Okusun üflesin. Ne hacısı hocası Allah'ını seversen. Ben inanmam öyle şeylere. İnanmam diyorsun. Bütün belalar da senin başında. Ne belasıymış? Sen sanırım son zamanlarda benden iyice soğumaya başladın. Ne alakası var Haydar? Son zamanlarda çok agresifsin. Agresif olmam sence normal değil mi? Arkamda o kadar it uğursuz var. Başım belada. İki tane cinayet var arkamda. Bunlar basit mi sanıyorsun? Değil tabii ki. Biliyorum. Biliyorsan madem bana ona göre davran. Şu bahsettiğin kişiler kim? Bilsen ne olacak ki? Serkan Mehmet. Ne önemi var? Tabii. Ben de senin canını sıktım. Kusura bakma canım. Alakası yok. Sanki her şey üst üste geliyor. Peki düşüncen ne? Bunu sana anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum. Ama oturup beklemek gibi bir düşüncem yok. Ben de üstlerine gideceğim. Çünkü başıma eğersem beni ezerler. Anne bakar mısın? Geldim anneciğim, buyur. Anne, bana spor ayakkabı almamız lazım. Bedende gerekli. Tamam oğlum, hallederiz. Hallederiz ne anne? Alacak mısın, almayacak mısın? Ne oldu Yaprak? Hayırdır? Poyraz okuldan spor ayakkabı istemişler. Tamam. Ne gerekiyorsa hallederiz Poyraz. Ben istemiyorum onun ayakkabısını. Sus oğlum. Tamam canım, bağırmana gerek yok. Benim arkadaşımın spor dükkanı var. Gidip oradan alırız. Hatta Öykü de gelsin, ona da ayakkabı alalım. Yarın giderdiniz. Saat geç oldu artık. Ne gece Allah aşkına? Saat daha 7:30. Hazırlanıp çıkalım. Tamam canım. Öykü, Haydar babanla ayakkabı almaya gidiyorsunuz. Ben de üstümü değiştireyim. Çıkalım koçum. Buyurun bakalım. Seçin istediğiniz. Oo Haydar nerelerdesin ya? Hoş geldin. Görünmüyorsun ya. Sorma abi sorma. Başımızdan bela eksik olmuyor ki. Duyduk duyduk. Başınız sağ olsun Haydar. Çok üzüldük ya. Eyvallah abi. Dostlar sağ olsun. Bu ne kadar abi? Yeğenim bu sana 500 lira olur. Oo çokmuş. Poyraz beğendiysen az. Sıkıntı yapma. Bu ne kadar abi? Oo, mağazanın en iyi ayakkabısını seçtin kızım. Sen bu işi biliyorsun ya. Ne kadar usta? Haydar'ım bu sana 950 lira. Oo, çokmuş. Önemli değil kızım. Senden değerli değil. Bunu da sen usta. Akşam üzeri sen de olmasaydın dükkanı bugün siftahsız kapatacaktık be. Bereketini gör abi. Bereketini gör. Merhaba delikanlı. Buyur amca ne istemiştin? Sen Haydar'ı neye alıyorsun? Bir şey olduğum yok. Sadece annemin eşi. Onu nerede bulabilirim? Bilmiyorum. Bugün onu hiç görmedim. Peki sonra yine gelirim ben. Tamam da siz kimsiniz? Haydar hakkında neden bana soru soruyorsunuz? Bir dost diyelim. Allah Allah. Onun dost olduğunu ben pek düşünmüyorum da. Poyraz'la konuşan kim ki? İşte Tekin bir ayağa benzemiyor. Neyse, ben artık gideyim. Adama bak, benim Haydar'ın üvey oğlu olduğumu nereden biliyor ki? Sen ne kadar kılık gelsin öyle? Aa, bu kedi de nereden çıktı? Çalıştığım yerde kadının torununa ders
dersi varmış. Kapıyı attı. Ben de aldım. Ne yapayım? Kızım neden sormadan alıyorsun? Belki Haydar'ın alerjisi var. Bana ne onun alerjisinden? Rahatsız öz çek gider. Ne demek istiyorsun Öykü? Haddini aşıyorsun. Bu kedi öyle kolay mı bakılacak? Maması var, aşıları var, cartı var, cürtü var, testleri var. Anne neden bizim isteklerimiz hep Haydar'ın isteklerinden sonra geliyor? Nankör olma kızım. Bu adam size babalık yapmaya çalışıyor. Bak ayağınızda ayakkabı yok diye gidip size ayakkabı alıyor. Ne yani? Bana ayakkabı aldı diye bana babalık yapmış oluyor. Alsın ayakkabılarını başına çalsın be. Allah'ım ne yapacağım ben bu çocuklarla? Poyraz, ne diyordu herif sana? Senin arkadaşınmış. Bana bir şeyler sordu. Benim arkadaşım falan değil o, tamam mı? Peki ne sordu sana? Evimizi falan sordu. Söylemeseydin sakın. Bir şey söylemedim. Haydar'ı çok tanıyorsan git kendisine sor dedim. Başka ne geveledi sana o? Yakında yine geleceğini söyledi. Demek gelecekmiş ha? Ben şunun hatırını bir sorayım da geleyim bakayım. Duman, bak görüyor musun neler çektiğimi? Acaba senin o kadar masrafın var mı? Annem doğru mu söyledi acaba? Neyse, çalışıp bakacağım artık sana. Şu Poyraz'ın okulu ve geleceği olmasa, inan 5 dakika durmam bu evde. Anlıyor musun beni Duman? Yol demek seni de yordu. Ben de şuraya biraz uzanayım. Lan buraya bakayım sen. Geç otur bakayım. Sen kimin itisin lan? Beni burada çoluk çocuğa soruyorsun ha? Abi beni Çakırlıoğlu tuttu. Niye tuttu lan? Çok delikanlıysa kendisi gelsin benim yanıma. O da gelecek abi, selamını gönderdi. Selamını söylemiş. Lan o kim ki bana selam gönderiyor be? Ben aracıyım abi, beni sal gideyim. Aracıymış. Ulan iki cümleyi bir araya getirip konuşamıyorsun bile be. Ulan kalk git şuradan bak, bir daha seni evimin etrafında, çoluğumun çocuğumun yanında, civarında görmeyeyim. Düzederim tamam ha. Tamam abi. Yürü. Lavun ya, bir daha da gelirsin bu taraflara. Haydar denen adam sen misin? Evet de, sen kimsin? Boş ver sen benim kim olduğumu da. Sen de hele bir gel şöyle bir konuşak. Ne konuşacaksak burada söyle. Ya kardeş burası uygun değil, uzatma. Şöyle geçelim. Peki bakalım. Burası konuşmamız için yeterli sanırım. Tamam geç şöyle otur. Bak, benim adım Bedran. 12 yaşındayken işlemediğim bir cinayet yüzünden içeri girdim. 24 yıldır içerideyim. 36 yaşındayım. Hapiste ezile ezile ezmeyi öğrendim. İçerideyken annemi töre cinayetine kurban verdim. Belki de babam vurdu. Bilmiyorum. Zaten babamı da çok sevmezdim. Öldüğüne de çok üzülmedim ha. Ya sen neden bana bunları anlatıyorsun? Senin baban kim? Babanı dahi tanımıyorum ben. Ben Çakır'ın oğluyum ha. O tefeci Çakır dedikleri var ya. Benim onun ölümüyle bir alakam yok ki. Borcumu ödedim. Helalleştik. Bak lafımın kesilmesini hiç sevmem. Hapishanede ilk öğrettikleri kural bu. Tamam da kardeşim. Benim de işim gücüm var. Acele et biraz. Senin dediğin gibi olmuyor. Hayatta bazı şeyler aceleye gelmez. Ne anlatıyordum ben ya? Babanı pek sevmediğinden bahsediyordun. Babamı sevmiyor olmam, onun bir itin yüzünden ölmesine göz yumduğum anlamına gelmez. Tamam kardeşim, sonuçta babandır, atandır. Bunu senden duymak. Elbette ben bu cinayeti kimin işlediğini çözeceğim. Tamam da benden ne istiyorsun? Bu dönemde arkandan iş çevirmeni istemiyorum. Benim o işlerde elim olmaz. Evli barklı adamım, çoluğum çocuğum var benim. Oysa benim bir ailem yok. Maşa varken kimse elini yakmak istemez. Ne eli, ne yanması? Çok kelime oyunu yapıyorsun.
Şimdi ben gidiyorum. Umarım tünelin ucu sana çıkmaz. Herifçi olduğuna bak lan. Bedram mıdır nedir? Ben size meydanı bırakır mıyım? En yakın zamanda bir silahım olmalısın. Yoksa bunlar beni ezecek. Hele bir siz durun.